İlk kent belleği müzesi İzmir'in Selçuk ilçesinde kuruldu. Bu merkezde sayısı 200'ü geçen kent merkezlerinden farklı olarak ilçede yaşayanların anıları, hikayeleri, geleceğe yönelik duygu ve düşünceleri de paylaşılmakta. Arkadaşımız Hasan Erel ve kameraman Nadir Doğan işte bu ilginç merkezi yerinde gözlemledi sizler için. 200 yıl tütün deposu olarak kullanılan bu bina şimdilerde önemli bir hizmet görüyor. Tarihiyle, coğrafyasıyla Türkiye'nin en zengin yerlerinden birisi olan Selçuk'ta yeni açılan kent belleği merkezi sadece bir müze değil, burada yaşamış olanları, yaşayanları ve yaşayacakların öykülerini içeriyor. Tarihi 8000 yıl geriye giden İzmir'in Selçuk ilçesi ve çevresine ait bilgi ve buluntular merkezde sergileniyor. Ama Selçuk'taki kent belleği merkezini özel yapan sıradan insanların arşivleri. Bu Arap Mahallesi gibi. Arap Mahallesi gibi. Biz her şeyi geliyoruz. Sen iyisin. Tam hoşta. Yaklaşık 4 yıldır sürdürülen sözlü tarih çalışmaları, toplanmakta olan görsel ve yazılı belgeler, bilimsel çalışmalarla ortaya çıkarılmış eserler, kısacası Selçuk'la ilgili her şey Selçuk Kent Belleği Merkezi'nde görülebiliyor. Onun karşısında bir demir yolu binası vardı. Onun için o mahallenin adı Bayrakçı Kule'ydi. Tıpkı İngiliz Çukuru Mahallesi gibi. İngilizler kazdığı için. O da Bayrakçı Kule. O dağdan taş düşer diye orada bir trenci yeşil bayrak asardı. Sonra kaldırıldı. Binada yıkıldı. Bilimsel çalışmalar yapan araştırmacılar bu merkezde oluşturulacak arşivden yararlanırken Selçuk halkı ise sergi salonlarında sunulacak hatıra, belge, bilgi ve objelerden kendileriyle ilgili bir şeyler buluyor. Hemen tamamı göçmenlerden oluşan Selçuk halkı bu binlerce yıllık kültürel mirasın üzerine kendilerinden bir şeyler ekledi. Şey yorulmaz. Çalar çalar yorulmaz. Her yerinde bulunmaz. Meğer kereskele. Çok ilginç geldi bana. Hem tarihi anlatılıyor hem de yerel halkın anıları yer alıyor. Okullardan çok fazla gruplar geliyor. Selçuk içerisinden insanlar geliyor. Selçuk dışından hem İzmir ve çevre ilçelerin ilkokullarından gelen ziyaretçilerimiz var. Yabancı turistler de aynı ilgiyi gösteriyorlar bir kent müzesi olarak. Bunun yanı sıra pek çok ilçeye de örnek olduğumuzu söyleyebilirim. Yakın ilçelerden gelip kent belleğini kurmak isteyen belediye ekipleri bize nasıl çalıştığımızı, neler yaptığımızı soruyorlar. Bu anlamda bir önce olduğumuz için de kendimizi iyi hissediyoruz. Sergilenen eşyaların her birinin bir hikayesi var. Mesela bu bakır helva kazanı kentin en sevilen yiyeceğinin helva ekmek olduğu döneme ait. Selçuk'taki kent belleği bu biraz yaygın, kısa sürede hızla kurulan kent müzeleri geleneğinden kendini ayırarak kentin tümünün geçmişi ve geleceğine ilişkin bir kurum olarak ve genç bir kadroyla gelişmiş ülkelerdeki yeni müzecilik anlayışı paralelinde bir çalışma yapıyor. İlk aşamada kendisini müze gibi çok beklentileri yükselten bir terimle anmak yerine bu kentin Efes'le bütünleşmiş, Ayasuluk'la bütünleşmiş bu kentin, Şirince ile bütünleşmiş bu kentin sözel ve belgesel belleği olmak ve küçük bazı sergilerle başlayıp kent meydanıyla hemen bellek merkezinin yakınındaki meydanla bütünleşen ve kente önemli bir kültürel kimlik kazandıran, kentin kendini yeniden inşa etme sürecinin sorunlarını da gündemine alan bir çalışma yürütüyor. Atalarımız insan yaşadığı yere benzer der.
kimi Balkan Savaşı sonrasında, kimi mübadeleyle, kimi doğal afetler nedeniyle, kimi emekliliğini rahat geçirmek isteğiyle, kimi ise havası güzel, ulaşımı kolay deyip Selçuk'a yerleşerek Selçuklu oldu. Gelirken de kendi değerlerini, kültürlerini, yaşam anlayışlarını getirdiler. İşte be bundazım. Babacığım ben ne olursun? Sade güneş doğuncaya kadar yatayım, bir gün caz yatayım. Cümbüşünüzü çalıyor musunuz hala? Cümbüşü? Cümbüşü çalıyor. Tıngırdatıyorsunuz yani. Tıngırdat. Efendim top.